few places to call home. You and I, when you were miles away with an untamed mind, I found so many ways to say goodbye. Another day, another pain. Every day I wish I hadn't taken that plane. I feel hollow and vain. Guess that life wanted me to ride solo again. And I wish you were there with me. I wouldn't have felt so lonely. All I ever really wanted was some sympathy. And everybody kept telling me, say la vie. If you are going under, I'll make it alright. I need you by my side. Cause I am so much better when you're around. I'll bring you back to life. I know you've waited for so long, but so have I. We'll find you places to call home. You and I. Herkese merhaba. Çocukları okula bıraktıktan sonra geldim. Azat'a dalmışım biraz, uyumuşum. Onu yatırayım derken ben de uyumuşum. Sonra kapı sesine uyandım. Kapıları, bizim kapıları değişecekler. Onu ölçmeye gelmişlerdi, öyle kalktım. Onun için sesim böyle arkadaşlar. Ne yapalım, gece uykumuzu alamıyoruz. Böyle sabah ben toparlıyorum. Normalde Özgür çocukları bırakıyor. Şimdi bir kahvemi içeceğim ve size dünkü videoyu editleyeceğim. Video editliyorum ve Özgür'le konuşuyoruz. Ha, seni kameraya çekiyorum. Ne yapıyorsun? Öğle yemeğine mi çıktın? Biz Azat'la edit yapıyoruz şu an. Ayıcık. Azat'la edit yapıyoruz. Sen de şeye mi çıktın break'e? Boncuk, kim burada? Kim buydu? Azat, ne haber? Ben yemek yiyorum oğlum, senin gibi süt içmiyorum artık. Nasıl bakayım? Kızıyor mu? Tamam, ben de... Evet arkadaşlar, şimdi çocukları okuldan almaya gidiyoruz. Boncuk etrafa bakıyor. Sanırsam biraz daha, yani diyorum bir ay daha geçsin, öne doğru bakarak taşınan olanlardan almayı düşünüyorum. Çünkü bunlarda olmuyor. O ayrı oluyor. Bunlar sadece böyle anneye dönük kullanabiliyorsunuz bu kumaş olanları. Şimdi çocukları alacağız, sonra eve döneriz ve bugün köfte yapmayı düşünüyorum. Ekmek arası köfte. Sana uyar mı Azat? Havayı görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin yazı. Yani sanırsam 1-2 gün sıcak olacakmış yine ama sonra yine böyle. Yani İngiltere'de yaz yok. Bu arada Türkiye kırmızı listeden çıkmadı. Yani Türkiye'ye gitme olayı bayağı imkansızlaşıyor artık. Çıksaydı aşı olanlar gelebiliyordu rahat ama çıkmadı. Bakalım biz bu yaz ne yapacağız? Çocukları aldım, eve gidiyoruz. Boncuk da çocuklara bakıyor. Özeniyor. Sen de gideceksin okula, merak etme. Ama var bir 3 yılın daha, bekleyeceksin. Bu arada arkadaşlar Azat'ım bebek kulübüne yazacağım. Orada bebek masajı, bebek oyunları, bebek müzikleri olacak. Yani o da gidecek bir yere, yani hep evde durmayacak. Oraya haftada 2 gün götüreceğim. 3 yaşına kadar. Evet, Özgür geldi. Mutfakta temizdi ama neyse, Elif brownie yapmaya karar vermiş. Bir kamyon eşya getirdim yine sana, ne alet olsun. Sen niye erken geldin? Sistem çöktü ya. Sistem mi çöktü? Sistem çöktü ya. Bütün raylar maylar falan durmuş. Ben de baktım çok fazla para alacağım şimdi çalışmadan. Dedim hadi ben gidiyorum menajere. Dedi tamam hadi. İki kişi daha bıraktı. Sabah erken başladığımız için. Aa. Niye bu kadar yakın çekmeye çalışıyorsun beni ya? Neden? Sen neler aldın?
Evet, Özgür'e süt al dedim ve süt dışında her şeyi almış. Arabada. Arabadaymış gerçi. Şöyle bebişe deterjan. Çocuklar bunu çok seviyor. Hafta sonları izin veriyoruz böyle kek bir şey yapsınlar. Tavuk almış, kıyma almış, ıspanak. Bu da böyle tuzlu bir hamur. Bununla bir şeyler yapıyoruz, göstereyim size yarın. Yine bebeğe deterjan. Nescafe, çay, PG çay ve kızıyorum ama alıyor. Diyet kola. Bir kasa. Neyse. Tatile gireceğiz ya. O zaman izin veririm biraz. Şu an değil. Çünkü okul günleri asla izin vermiyorum. Böyle kolaymış, tatlıymış. Ya arkadaşlarım aradı. Suat aradı önce. Suat'la konuştuk. He. Bir adam ruh topunu almış. Arabayı hazırlamış. Bugün dün akşam açıklama yapıyorlar diye. Bir kızdım diye. Aa, Türkiye'ye gitme planı yandı onda. Türkiye için herkesin ya. Birkaç arkadaşım yani var. Hepimiz ümidi vardı. Türkiye çıkacak diye ama ya çıkmadı. Diyor Özgür, ruh topu aldım, arabanın üstüne topu koydum diyor. Her şeyi at ayarladım seni diyor. Hallet olsun diyor. Borç olsun bir açıklama yaptı diyor. Red, kırmızı listeden çıkmadık diyor. Kafayı yedi. O da çalışmadığı için şu an gideyim dedi, biliyor musun, ailesiyle. Dedim hiç kafanı yorma artık seneye dedim. Enerjimi topla, seneye hep beraber gideceğiz. Belki Suat da geliyor, hep beraber bakarız. İnşallah, bakalım kavga ederiz. Konvoy yapar gideriz, lanet olsun ya. Arin, arin, arin. Evet arkadaşlar, beyazları yıkayacağım. Bembeyaz, kar beyaz böyle. İstiyorsanız çamaşırların olmasını. Size bir şey göstereceğim. Ben de bayağı uzun zaman önce YouTube'dan görmüştüm. Şimdi deterjanımı koydum. Buraya da koymam nedeni, uzun yıkamaya veriyorum beyazları her zaman. Daha sonra soda arkadaşlar ekleyeceğim. Deterjan bölümüne. Şöyle bir tane aspirin ezdim. Onu ekleyeceğim. Daha sonra buraya limon suyu ekleyeceğim biraz. Şöyle kabarabilir. Orta kısma da yarı yarı yumuşatıcı ve beyaz sirke. Bu kadar. Şöyle. Oğlum ses geldi, ne yaptın? Fırt dedi. Ayıp. Oğlum ayıp ya. Karnımı uçurdun oğlum. Bak bir de ayağını sallıyor. Yaptın mı yapmadın mı, doğru söyledin. Tamam. Tamam, bir daha olmasın o zaman. Bak karnımı uçurma. Tamam mı bak. Şu ayaklarını geliştir biraz. Bak zorlayınca ses çıkmasın. Bunlarla frene basacağım. Bak şu süreceğin arabanla fren. Fren. Ha pardon, solu kullanmayacaksın. Otomatik olursa. Şununla gaza basacağım bak şöyle. Gaz gaz. Ondan sonra fren fren. Bu da zırt zırt. Tamam mı? Bak duydun mu? Ayıp ama azap ya. Şimdi konuştu. 10 saniye olmadı. O ses ne? Ne? Ayıp değil mi? Tamam, şu an kendini bilmiyorsun. Yaptıklarını doğal karşılıyorum ama ileride olmasın. Bak kocaman adam olacaksın. Yakışıyor mu sana ya? Zırt bırt, bu nedir ya? Evet arkadaşlar, çamaşır makinesinin sesi geliyor, kusura bakmayın. Köfte patates yapacağım şimdi. Çocuklar öyle yani patates kızartması istedi aslında ama ben de hem köfteyi kızart hem patatesi kızart, aşırı kalori olur. Patatesi fırına atsam olur mu dedim. Tamam dediler. Şöyle çok az yağ, tuz, pul biber, kırmızı toz biber, kekik, biraz karabiber, böyle baharatladım. Fırına atacağım. Şimdi yanına da köfte hazırlarım. Evet, köftelerim hazır. Kocaman kocaman yaptım. Ekmeğin arasına koyacağız diye. Şöyle kuru maydanoz koyayım derken fazla döktüm yanlışlıkla, böyle çok yeşil yeşil olduğu için ama neyse, sonuçta maydanoz. Neyse. Şimdi bunları güzelce kızartayım. Yanında ayranla yeriz. Start from zero. Promise this time, girl, I won't tiptoe. And every time I come around, I only try to make you smile. I'll never, never, never. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüz de böyle oldu. Köfte dürüm, içine domates, salata falan koydum.
Fırında patates ve ayran. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çayımızı da içtik. Çocukları yıkadım. Şimdi Azad'ı yıkayacağız. Bu arada Azad'ın o büyük banyosunu artık kullanmak istemiyorum diye, yani su taşımak aşırı derecede işkence olmaya başlamıştı. Çok belim ağrıyordu artık. Onun için şişme bebek banyosu aldık. Onu size göstereceğim. O kadar kullanışlı ki arkadaşlar, gerçekten tavsiyem, yani bebeği olacak herkese bu banyoyu tavsiye ediyorum. Çünkü şişme banyo, yani indirebilirsiniz, her yere götürebilirsiniz, hem de yer kaplamıyor. O banyoyu göstereceğim size. Şimdi Özgür'le Azad'ı yıkayacağız. Yorulduk. Neyse, Azad'ı yıkayalım. Ondan sonra artık Özgür'le dinleniriz. Kendisine hazırlamışım var ya, ruhum ruh. Öyle bir güzel oldu ki, bunu içince var ya gözleri açılacak böyle. Sonra hemen yatacak var ya, öyle bir yaptım ki. Güzelliği dersen, Allah ellerimle yaptığım için çok güzel oldu. Kendi sütümü verdim. Oğlum nasıl olmuş süt? Hı? Hayır, öncekilerden bir farkı ne, onu söyle. Öncekilerden farkı ne? O kadar güzel ki hareket edemiyorsun değil mi? Gözlerini bile oynatamıyorsun. Değil mi? He? Ha, kaşlarını oynattı ya lan. Nasıl sütün farkı? Baba yaptı. O kadar güzel ki diyorum baba ha. Lan çocuk mahvoldu ya lan. Süt, benim yaptığım süt bu, tamam mı? O yüzden. Onu bitirecek, şeyini de, şeyi de yiyecek. Bu arada Özgür 3 aydır Azad'ı sen yıkıyorsun. Diyorum ki yeni işe başvur. Hastanede ilk çocuğu olanlara banyo eğitim veriyorlar ya bebeklere. Var mı öyle bir şey? Tabii var. Ben niye gidiyorum, uğraşıyorum ilk, 8-10 saat? İlk çocuğunsa oturuyorsun, ilk çocuğunsa ders alıyorsun orada. Bir tane, 2-3 tane gösteriyorlar sana bebek yıkama. Tamam, başvur, söyle, aşçılığı var, şoförlüğü var, çocuk yıkaması vardı, her şey vardı. Çocuk giydirmesi vardı, bebek maması yapardı. Sen bak, çocuk sesini bile çıkarmıyor yaptığım mamadan. Hastanede bebekleri yıka, sen orada çalış. Vallahi ya. Sen dalganı geç, dalganı. Kıymetinizi bilmezsiniz. O zaman kaç para verirler saatine? Ya bebek başı 10 lira alırım. Bebek başı mı vereceğim fiyat? Bebek başı, kelle başı. 5 lira alayım, tamam. 10 tane yıkasam 50 lira. Bak saatimi de çıkarıyorum yıkamadan. Çocuğun bir yerine zarar gelmesin diye. Islanmasın diye mi, çocuğa değmesin diye mi? Ya her şeyi ters anlıyorsun. Yıkarım ben bir şey. Zerin için teşekkürler arkadaşlar. Kimseye karışmayın. Tamam. Akıllı olun.